Hocam Sümeyra Özen demiş ki, beynimiz inandığımız şeyleri gerçekleştirmek için neler yapar? Şöyle açıklayayım. Ben bir isteğim olduğunda onu yapabileceğime şüphesiz inanıyorum. Ve onu olmuş gibi hayal ediyorum, imgeliyorum. Bir süre sonra bu isteklerimin gerçekleştiğini fark ediyorum. Bunun olmasının sebebi nedir? Ve korktuğumuz şey başımıza gelir sözüyle bunun bir ilgisi var mıdır? Umarım sorumu doğru aktarabilmişimdir. Gayet doğru. Tebrik ediyorum bu iç gözlem için. Her şey her zaman bu seviyede olmaz ama insanın en önemli özelliği herhangi bir şeyi yapmadan önce onun bitmiş halini, olmuş halini, deneyimlenmiş halini, sonucunu hayal edebilmesi. Bu hayal ne kadar net ve detaylı olursa ona giden yolda bu hayal bize o kadar iyi rehberlik ediyor. Tabii çok büyük işlerin gerçekleştirilmesi uzun süre hayal etmeye falan filan dayanıyor ama bu tip bir programlama aslında bizim iş yapabilmemizin temelini oluşturur. Yani herhangi bir şey yapabilmek için, mesela bir resim yapabilmek için onun sonunu hayal etmemiz lazım. Eğer sonuna dair net bir fikrimiz yoksa, mesela birçok insan ezberden bir insan vücudu çizemiyor. Niye böyle? Çünkü onun tam görsel olarak hayalini kuramıyor zihninde. Kafasında bir prototip var. O prototipi gördüğünü zannediyor ama aslında onu da tam olarak görmüyor. Fakat detaylı olarak tahayyül edebilme ve hayal kurabilme, o işi yapabildiğine inanma ile beraber bizi o işi yapar hale getiriyor. Secret falan filan tarzı öğretiler niye dünyada bu kadar çok satıyor? Secret kitaplarında iddia edildiği gibi gönder evrene, yeterince inan olsun, 1 milyon doların olsun, bu iş öyle çalışmıyor. Ama bu kitabı okuyan insanların çoğu hayatlarındaki bu tarz tecrübelerle bunu birleştirdikleri için evet ben gerçekten kafaya taktığımda yapmıştım. Demek ki bu kitap doğruyu söylüyor diye birleştirdiği için o kitaplar, o tarz öğretiler büyük ticari başarı kazanıyor. İşin aslı milyon dolar kazanmak değil. Evrene gönder yansısı gelsin değil. Esas mevzu elimizde ve yetkimizde olan yani kendimizi bilerek tasarladığımız işlere inancımızı koymak ve bunu yaptığımız zaman da sonuna kadar gidiyoruz. Ben şimdi işte çıksam da hiç böyle üzerime vazife olmayan, yeteneklerim arasında bulunmayan, bu yaşımdan sonra NBA yıldızı olacağım diye hayaller kursam hani bunun belli bir çapı var. Olmaz muhtemelen. Yani %100 olmaz diyemem ama muhtemelen olmaz. Ama daha makul hayaller kurabilirim. Ortadoğu ve Balkanların en büyük teorik fizik ve sinir bilim araştırma merkezini kurmak gibi bir hayal kurabilirim ve bunu yapabilirim. Yani sanıyorum. Bu değil tabii hayalini kurduğum şey ama kurarsam yaparım diye düşünüyorum. Hocam evrene gönder mesajlar yanlışlıkla Kenan Evren'e gidiyor galiba. Darbe yiyorum yazmış diyeceğim.